Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, dördüncü dersin konusu neydi? Fi, ala, min, ila ile alakalı bazı kaideleri görmüştük. Eynel veledu, çocuk nerede? Huve fil mescidi, o camide. Fi'den sonra gelen isim kelimesinin son harekesi u ise i olur demiştik. Un ise in olur. Yani fi ne yapar? Kendisinden sonraki ismin son harekesi u ise i, un ise in yapar. Huve fil mescidi, o camide. Eynel kitabu, kitap nerede? Huve alel mektebi, o yazı masasının üstünde. Fi de olduğu gibi yine ala'dan sonraki isim kelimesinin son harekesi u iken i olur ala'dan dolayı. Yani el mektebu, yazı masası, alel mektebi, yazı masasının üstünde, ala üstünde, üzerinde demektir. Huve alel mektebi, o yazı masasının üstünde. Peki neden burada huve diyoruz? Huve erkekler için o demekti. Biz ne dedik? Bütün isim kelimeleri ya erildir veya dişidir. Eril olanlar için veya erkekler için huve diyoruz. Bayanlar için veya dişi kabul edilen isimler için hiye diyoruz. Eynel kitabu, kitap nerede? Huve alel mektebi, o yazı masasının üstünde. Eyne aminatu, amine nerede? Bayan olduğu için huve demiyoruz, hiye diyoruz. Hiye fil beyti, o evde. Eyne sa'atu, saat nerede? Hiye ale seriri, o yatağın üstünde. Yine es-sa'atu, dişilik teyisi olan, dişi kabul edilen bir isim olduğu için huve demiyoruz, hiye diyoruz. Hiye ale seriri, o yatağın üzerinde. Eyne bilalun, bilal nerede? Zehebe, gitti ilel mescidi, camiye. Fi ve alâde olduğu gibi ilâden sonra gelen isim kelimesi yine sonundaki u, i halini alır. İlel mescidi, ilel mescidu değil, ilel mescidi. Zehebe ilel mescidi, camiye gitti. Soruda bilalun söylendiği için zehebe ilel mescidi diyebiliriz, camiye gitti. Çünkü giden kişinin kim olduğunu biliyoruz. Fakat böyle bir soru sorulmasaydı, biz Bilal'in camiye gittiğini söyleseydik ismini zikretmemiz gerekirdi. Zehebe ilel mescidi dememiz yeterli değildi. Zehebe Bilalun ilel mescidi derdik. Zehebe Bilalun ilel mescidi, Bilal mescide, camiye gitti. Burada ise soruda isim söylendiği için cevapta tekrar ismi tekrar etmeye gerek yok. Eyne Bilalun, Bilal nerede? Zehebe ilel mescidi, mescide gitti. Min eyne ammarun, eyne nerede, min eyne nereden, ammarun ammar, ammar nereden, huve minessini, o Çin'den. Burada yine fi, ala, ile'den sonra olduğu gibi min'den sonra da son hareke. Burada aslı neydi bunun? Essinu, Çin demek, min geldi başına, sondaki u i halini aldı. Minessini, Çin'den, huve minessini, o Çin'den. Min ayna ammarun, ammar nereden? Huve minessini, o Çin'den. Bir de ne demiştik? Normal hali budur. Min, dendan demektir bu. Elif lamdan önce geldiğinde bir yardımcı hareke fetha alır. Yani mine şeklinde geçiş yaparız. Huve minessini. Yani iki sakin söylenemeyeceği için burada bir yardımcı hareke alınır. Huve minessini, o Çin'den. Bir de ne demiştik? Erkek isimlerinin, yani aslen Arapçadan olan erkek isimlerinin sonları un iledir. Bayan isimlerinin sonları u iledir. Zeynebu, Fatimatu da olduğu gibi, Hamidun, Muhammedun, Halidun da olduğu gibi de erkek isimleri genel olarak sonları un iledir. İstisnalar vardır, ileride gelecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.